Mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti, geçtiğimiz ay oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Eşi ve oğluyla gözlerden uzak bir yaşam süren yakışıklı oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda babalığın kendisinde yarattığı değişimi anlattı. 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törele nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti. Doğuma giren yakışıklı oyuncu, gözyaşlarını tutamamış, altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenilmişti. Ünlü isim bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti. Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, dünyanın en güzel duygusu. Sonrasında ise dijital bir platformda yayınlanan Yakamoz S245'te rol alan Tatlıtuğ, yönetmenler Tolga Karaçelik, Umut Aral ve oyuncular Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ile birlikte dizinin yayına girişini bir yemekle kutlamıştı. Ekip, Maslak'ta basına kapalı olarak gerçekleşen yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Babalık sevinci yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, şu ifadeleri kullanmıştı, bir erkek çocuğumuz dünyaya geldi. Allah isteyen herkese nasip etsin. Eşim Başak çok sağlıklı, oğlumuz da çok sağlıklı. 2 gün hastanede kaldık, sonrasında taburcu olduk, evladımızı aldık ve evimize geçtik. Şu an annelik ve babalık provaları. Tabii evin şekli şemalı otomatik olarak de, dünyanın en güzel duygusu. Kelimelerle tarif edilmez çünkü kıyaslayacak iki ismin de bizim için anlamı var, tercih ettikleri Kurt Efe ismi de sosyal medyada gündem olan çiftten Tatlıtuğ, bu konuyla ilgili, eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var, çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşa, vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun şeklinde konuşmuştu, ünlü çift. Kurt adı için, 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisinde Kurt Seyit karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği belirtilmişti. Büyülü bir şey, tüm bunların ardından Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez babalığı anlattı. L'Officiel'e konuşan ünlü oyuncu şunları söyledi. Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Ben de tam tersi, Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey, eşine aşkını böyle, öte yandan eşine olan aşkını da ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi diye anlatan Kıvanç Tatlıtuğ, sözlerine, bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele diye devam ediyor. Oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada gündem olmuş ve erkekler Kıvanç ve diğerleri diye ikiye ayrılıyor artık. Bir insan hem yakışıklı, hem yetenekli, hem sempatik, hem de nasıl bu denli romantik ve iyi bir eş olabiliyor, inanılmaz ve Başak kadar şanslı olamadık gibi yorumlar almıştı.